Kabızlık nedir? Kabızlıkla beslenme tedavisi nasıl olmalıdır? Kabızlık diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucuyla haftada 3 veya daha az dışkılama oluşma durumuna kabızlık denir. Kabızlığa yol açan en önemli nedenler arasında ilk sırada yanlış beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarında ufak değişiklikler yapılarak kabızlığın önüne geçilebilmektedir. Peki nasıl beslenmeliyiz? Kabızlık durumunda günlük posa tüketimi artırılmalıdır. Posa tüketimini artırmak için günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze tüketebilirsiniz. Beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar ekmeği tüketebilirsiniz. Kayısı, armut, kabuklu elma, kivi, kuru erik, bağırsak hareketlerini çalıştıran meyveler arasındadır. Bunları çiğ veya kompost olarak tüketebiliriz. Kabızlık durumunda muz, patates, ayva, pirinç tüketmemeye özen gösterin. Her gün en az 8-10 bardak su tüketin. Fazla kafein tüketiminden kaçının. Şişkinlik veya gaz problemi olduğu zaman rezene çayı, anason, papatya çayı tüketebilirsiniz. Yemeklerinize kimyon ilave edebilirsiniz. Probiyotik içeriği yüksek olan kefir, probiyotik yoğurt kullanabilirsiniz. Öğünlerinizi iyice çiğneyin ve yavaş yemek yemeye gayret edin. Fiziksel aktivite artırılmalıdır. Her gün 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.